أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, hepinizin cuma günü mübarek olsun. Mevla'ya hamdü senalar olsun. Bizleri bugünlere kavuşturdu. İnşallah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde, güzellikler içerisinde daha böyle nice günlere bizleri kavuşturur. Kulluk şuurunu Rabbim bizlere ihsan eylesin. Yaşadığı hayatı Allah rızası için yaşama çabası içerisinde olanlardan bizleri eylesin. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, bugün cuma gününde, cuma namazından önce yapacağımız bu sohbette Kur'an'da insan nasıl anlatılıyor? Kur'an'ın temel meselesi, muhatabı insan. İnsanın kendisi Kur'an'da nasıl anlatılıyor? Bunun üzerinde duracağız. İnsan varlığın efendisi. Kainatın efendisi. Dünyanın göz bebeği. İnsanı kaldırdığınız zaman yaşadığımız şu gezegenin bir anlamı kalır mı? Kalmaz. Her şey insan için yaratılmış. İnsana hizmet etsin. Her şey insanla önem kazanıyor. Yoksa yaratılışın bir anlamı kalmıyor. Kur'an-ı Kerim'de فَاِذَا نَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي diyor. Ben diyor o insanı yarattığım zaman ona ruhumdan üfledim. Allah Teala insana ruhundan üflemiş. İnsan böyle bir yüceliği taşıyor. Değerli bir varlık. Şerefli bir varlık. Saygın bir varlık. Şimdi hemen burada aklıma gelmişken ifade edeyim. Gerçi hutbede üzerinde durulacaktır. Kıyamet koparılıyor neredeyse. Adeta İslam'ın insana değer vermemesi, onu itibarsızlaştırması gibi bir tablo, bir propaganda yürütülüyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Allah'ın yaratmış olduğu kendi kuluna itibarsız davranması mümkün müdür? Ona o itibarı veren, o şerefi veren, o saygınlığı veren Allah'tır. Vahiydir, Kur'an'dır. Dolayısıyla ben fazla üzerinde durmayacağım. Bütün vahiylerin temel meselelerinden birisi, bütün peygamberler bunun için mücadele etmişlerdir. Nedir o? İnsana saygı.
insana hürmet, insanın hukukunu muhafaza, onun incinmemesi. Evet. Dolayısıyla bu bağlamda ileri geri bilir bilmez konuşan herkes bunları kabul etmemiz asla mümkün değildir. Hukukla ilgili bir meseleyi kime sorarsınız? Hukukçuya sorarsınız. Tıpla ilgili bir meseleyi kime sorarsınız? O işin uzmanına, mütehassısına sorarsınız. Öyleyse dinin de sorulacağı, hakikatin öğrenileceği kimseler vardır. Alimler, bilginler, bu konuda mütehassıslar vardır. Bu bakımdan din konusu böyle herkesin ileri geri konuşacağı, her önüne gelenin ahkam keseceği bir konu olabilir mi? Öyle olsaydı tarih boyunca medreseler kurulmazdı. Günümüzde ilahiyat fakülteleri kurulmazdı. Öyle bir problem çıktığı zaman bunun danışılacağı bir merci olması lazım. Diğer konularda insanlar saygılılar, işin uzmanına soruyorlar, ehline soruyorlar. Fakat din söz konusu olduğunda tabii milletimizin dine karşı bir büyük bir saygısı, muhabbeti var. Biz her şeyimizi ona borçluyuz. Varlığın anlamı onda. Sizler bu meseleleri çok doğru bir şekilde takdir ettiğinizi biliyorum. Fakat ben bahsedilen kesimlerle alakalı olarak söylüyorum. Din sonra herkesin eğip bükebileceği, şekil vereceği, kendisine göre, kendi hevasına göre, keyfine göre şekillendireceği bir konu değildir ki. Çünkü dinin 14 asır boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den itibaren bir metodu, bir usulü, bir bilimi vardır. Dolayısıyla mutlaka o bilim, o metot, o usul göz önünde bulundurulması gerekiyor. Evet, demek ki özetliyorum ve diyorum ki sözümüz, konumuz Kur'an ve insan. Kur'an'da insan nasıl ele alınıyor? Halaktu biyedey diyor Allah Teala. Ben insanı elimle yarattım. Allah yarattı hepimizi. Yaratıcı o, yaşatan o. Ama insanla ilgili elimle yarattım diyor. Bu başka bir varlıkla ilgili kullanılmaz. Böyle bir ifadeyi Kur'an'da göremezsiniz. Her şeyin yaratıcısı o ama insanla ilgili olarak bunu kullanıyor. Ne anlama geliyor? İnsan varlığın, mahlukatın göz bebeği, kainatın efendisi. Bu insana verilen değeri, önemi anlatılıyor. Evet. Melekler insana ibadet konusunda, Allah'ı tazim ve takdis konusunda, tesbih konusunda örnek gösterilir melekler. Ama melekler insana secde etmişlerdir. Kur'an'da anlatılıyor. İlk cüzde Bakara suresinde. Neden melekler insana secde ediyor? Aslında onlar özel varlıklar. Allah'a ibadet için yaratılmış varlıklar. Ama insana secde ediyorlar. Niye? Hürmetlerini, saygılarını ortaya koymak için. Bunlar Kur'an'ın ortaya koyduğu gerçekler. Öyleyse insan onuruyla, insanın saygınlığıyla bağdaşmayan hiçbir konu ve ileri sürülen hiçbir iddia Kur'an'la, İslam'la, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mesajıyla uyuşmaz.
Bunlar gelip geçici köpükler, iddialar, bir takım şer çevrelerinin habire ürettiği aslı astarı olmayan konular. Evet, bunu bu vesileyle ifade etmiş olalım. Değerli kardeşlerim, insan ifade ettiğimiz gibi kainatın efendisi, gezegenimizin göz bebeği. İnsan yaratıldığı zaman hiçbir şey bilmez olarak dünyaya gelir. Allahu ahrecekum min butuni ummahatikum. Allah sizi annelerinizin rahimlerinden dünyaya getirdi. La ta'lemune şey'en. Hiçbir şey bilmiyordunuz. Ve ceale lekumus sem'a. Sizlere işitme duyusunu verdi. Vel ebsara. Gözleri verdi. Vel ef'ide. Kalpleri ve akılları verdi. Yani hiçbir şey bilmeyen insana sıfır olarak dünyaya gelen insana Allah Teala bilgi öğrenme vasıtalarını vermiştir. İnsanın şerefi, onuru buradan kaynaklanıyor. Ama insan bunların farkında mı? Galilen ma teşkurun diyor. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Bütün değeriniz aklınıza, bu insani yetilerinize bağlı. Ama bunun farkında mısınız? Bunun şükrünü gereği gibi yapıyor musunuz? İnsan tabii yetiştirilirken bebeklik, çocukluk çok emek isteyen bir varlık. Ama Allah Teala anneyi ona göre hazırlamıştır. Babayı ona göre hazırlamıştır. Onlar sarılır, kucaklar, himaye eder, korur. Uyumazlar, uyuturlar. Yemezler, yedirirler. O duyguyu anneye babaya veren Allah. Ve neticede Mevla'nın insana olan bu şefkatli ve merhametli yaklaşımı. Diğer canlılara baktığınız zaman onlar çok kısa zamanda hemen canlılık hayatına iştirak ederler. Ama insanoğlu uzun bir süre terbiye edilmesi gerekiyor. Hayata katılması, bebeklik, çocukluk, ergenlik, sosyalleşme uzun bir zaman geçiyor. Anne baba bunun için hazırlanıyor. Bütün gayretlerini, bütün himmetlerini, yavrularını, insan neslini devam ettirmek üzerine yoğunlaştırıyorlar. İnsanın hayat serüveni Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Diyor ki: "Vallahu halakaküm min zaafin." Allah sizi güçsüzlük, zafiyet içerisinde yarattı. Çelimsiz, güçsüz, zayıf bir varlıktınız. Vallahu halakaküm min zaafin. Sümme ceale min ba'de zaafin kuvveten. Gençlik dönemine geldiniz, size güç, kuvvet verdi. Zayıflık, çelimsizlik döneminden sonra. Gençliği düşünün. Duygular, fiziki güç zirvesinde. Ama burada da kalmıyor. İnsanın serüveni devam ediyor. Ondan sonra 40'tır, 50'dir, 60'tır tekrar zafiyet dönemi başlıyor. Yaşlılık dönemi başlıyor. Nasıl çocukken güçsüz, zayıf, zafiyet içerisinde idiniz, yaşlılık gelince gene aynı duruma dönersiniz, dönüyorsunuz. İnsanın hayatı bu. Buradan alınması gereken dersler, ibretler vardır. Bunlar Allah'ın ayetleri. Allah'ın ayetleri bizlere kendi üzerimizde yaşadığımız ayetleri hatırlatıyor. Bunlar üzerine tefekkür etmemiz, anlamamız ve Mevla'nın bize olan eşsiz rahmetini görmemiz lazım.
Çocukluk dönemi, gençlik dönemi. Gençlik döneminde güç, kuvvet zirvede dedik. Ama insanoğlu burada aldanıyor. Hep böyle kalacağım gibi bir gaflet, bir gaflet. O bakımdan Kur'an bize bunu hatırlatıyor ve demek istiyor ki, ey gençler, sağlığı, sıhhati, gücü, kuvveti yerinde olanlar, unutmayın. Bunlar hep gelip geçicidir. Bunlar hep gelip geçicidir. Bu gücünüz, bu kuvvetinizden hiçbir şey kalmaz. Hatta öyle bir noktaya gelirsiniz ki ayakta gezecek mecaliniz kalmaz. Mevlam hepimize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eylesin. Ama bunlar hayatın gerçekleri ve bunları düşünmemiz ve bunları anlamamız gerekiyor. Evet. İnsanoğlu maddi varlığıyla buraya ait, bu dünyaya ait. Ama manevi varlığıyla, ruhuyla ötelere ait, ebediliğe ait. Maddi varlığımız buraya ait. Minha halaknâküm. Biz sizi o topraktan yarattık. Hem Hazreti Adem'in yaratılışı itibariyle insanoğlu topraktan yaratılmıştır. Hem de bizim biyolojik varlığımız, dünyaya gelişimiz her birimiz için söz konusu olduğunda aslımız yine topraktır. Bu işin detayına girmeyeceğim. Aslımız yine topraktan geliyor. Minha halaknâküm, sizi topraktan yarattık. Ve fîhâ nu'îdüküm, tekrar oraya döndüreceğiz sizi. Ve minha nuhricüküm, oradan sizi tekrar dirilteceğiz hesaba. Mahkeme-i Kübra'ya hesaba. Evet, insanın toprakla böyle bir dostluğu var. Hani diyor ya, benim sadık yârim kara topraktır diyor. Evet, insan maddi varlığıyla buraya ait ama ruhani yönüyle ötelere ait. Siz şimdi ibadete geldiniz, namaza geldiniz, hayır hasenat yapıyorsunuz, iyilik yapıyorsunuz, ameli salihler yapıyorsunuz. Niye? Ruhunuzla ötelere hazırlanıyorsunuz. Allah'ın huzuruna, orada alnımızın akıyla hesabımızı vermek için bu amelleri yapıyoruz. Evet, demek ki ruhumuzla biz sonsuzluğu hayal ederiz. Sonsuz güzelliklere tabi oluruz. Eşsiz cennetlere, ebedi nimetlere talip oluruz. Evet. Demek ki değerli kardeşlerim, insanın bu hakikati unutmaması gerekiyor. Bizler fani varlıklarız. Bunu aklından hiçbir zaman çıkarma. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik. Onun için yaşıyoruz. Hayatımızın gayesi Allah rızası. Ve sonunda gene ona döneceğiz. Kur'an'ı okuduğunuz zaman, değerli kardeşlerim, sevgili müminler, her bir sayfasında bu ifadelerin geçtiğini görüyoruz. Ve ilallahil mesir. Dönüş sadece ve sadece onadır. Ve ilallahi turcaul umur. Unutmayın, bütün yaptığınız işler, düşünceleriniz, amelleriniz, attığınız adımlar, konuşmalar vesaire, hepsi Allah'a döndürülecektir. Ve ilallahi turcaul umur. Ona hazırlık, mahkeme-i kübraya hazırlık. Evet. Bunu hiçbir zaman unutmayın ve dünyaya takılıp kalmayın ey insanlar, ey Müslümanlar. Nereye varacağını hiçbir zaman aklından çıkarma. Evet, değerli kardeşlerim, bizler müminler olarak, Müslümanlar olarak dünya ve ahiretin dengesini kuran insanlarız. Şimdi eski geleneklere baktığımız zaman bazı dinlerde, mesela Hristiyanlıkta keşişlik, ruhbanlık tamamen
Rahipler kendilerini dünyadan çekerler. Dünyadan el etek çekerler. Dağlara çekilirler. Orada ibadete kendilerini verirler. Hristiyanlıkta, keşişlikte. Dünya hor görülür. Dünyanın lezzetleri küçümsenir. Dünyadan kaçılır. Bizde böyle bir şey söz konusu değildir. Biz duamızda ne diyoruz? Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten. Dengeyi kuruyor. İslam dengeyi kuruyor. Ya Rabbi bana hem dünyada iyilik, güzellik ver. Hem de ahirette iyilik, güzellik ver. Ve beni cehennemin azabından koru. Böyle dua ediyoruz. Demek ki değerli kardeşlerim, İslam'ın nazarında efendim dünyanın horlanması, dünyanın terk edilmesi diye bir şey söz konusu değildir. Evet. Ama bugün insanlığın temel problemi nedir? Dünyayı terk etmek değil. Dünya adına ahireti terk etmek. Dünyevileşmek. Dünyayı gaye haline getirmek. Ahirete inanmayanların dünyayı gaye haline getirmelerinden daha doğal bir şey olamaz. Zaten ahirete inanmıyorlar. Ama ahirete inanan Müslümanların dünyayı gaye haline getirmelerini, ahireti unutmalarını, hesabı unutmalarını, Allah'ın rızasını unutmalarını elbette ki anlamak mümkün değildir. Demek ki bugün insanlığın problemi, hatta Müslümanların problemi efendim nedir? Ahireti dünyaya feda etmek. Dünya endeksli bir hayat yaşamak. Adeta ahirete inanmıyormuş gibi yaşamak. Temel sorun bu. Kella bel tuhibbunel acilete. Siz diyor dünyayı çok seviyorsunuz. Onu elde etmek. Ve tezerunel ahira. Ahireti ise terk ediyorsunuz. İhmal ediyorsunuz. Sanki ebedi bu dünyada kalacakmış gibi yaşıyorsunuz. Evet. Rabbim bu duruma düşmekten bizleri muhafaza buyursun. Demek ki değerli kardeşlerim, bizler bu açıdan meseleye, hayatımıza, hayat felsefemizi oluşturmamız gerekiyor. İnsanın en temel özelliği nedir deseler bana, birisi akıl sahibi olması, insanı değerli hale getiren, şerefli hale getiren. İnsanın ikinci temel özelliği nedir? Ölümlü bir varlık olması. İnsan hayatının en önemli gerçeği ölümlü olmasıdır. İnsanoğlu bu dünyada ilahi buyruklara teslim olma noktasında ihmalkar davranır. Ama şunu unutur. Eninde sonunda hepimiz gelen ilahi buyruğa teslim olacağız ve onun huzuruna çıkacağız. Demek ki değerli kardeşlerim, onun buyruklarına, Mevla'nın buyruklarına teslim olmayan insanoğlu sonunda her şeyini ona teslim edecektir. Her şeyimizi ona teslim edeceğimize göre, sonunda ona yürüyeceğimize göre değerli kardeşlerim, öyleyse hayatımızda ona yürüyelim. Evet, Mevlam bu duyarlılığı hepimize nasip eylesin. Ölüm insana hiçliği hatırlatır. Şimdi insanın gelişmesinden bahsediliyor. İnsanın gelişmesi nedir? İnsaniyetin gelişmesi nedir? Bunu doğru anlamak gerekiyor. İnsan teknolojide gelişmiş olabilir. Bilimde, teknikte gelişmiş olabilir. Ama bu insanın, insanlığın geliştiği anlamına gelmez. Bu insanın geliştiği anlamına gelmez. İnsan teknolojide çok ilerlemiş olabilir ama insanlıkta geri kalmış olabilir. Bugün insanlık böyle bir realiteyi yaşıyor.
insani değerleri kaybediyoruz. Bilimde, teknikte doğru. Hatta batılı bir düşünürün ifadesiyle ne diyor? Diyor ki, insanoğlu diyor, bugün göklerde kuşlar gibi uçmayı öğrendi. Göklerde kuşlar gibi uçmayı öğrendi. Deniz altlarında balıklar gibi yüzmeyi öğrendi ama yeryüzünde insan gibi yaşamayı öğrenemedi. Neden? Çünkü insana yeryüzünde insan gibi yaşamayı öğreten nedir? İlahi değerlerdir. O bakımdan insanın esas gelişmesi budur. İnsanlığın gelişmesi budur. İnsanın gelişmesi derken bunu doğru anlamamız gerekmektedir. Mevlam bu duyarlılığı hepimize ihsan eylesin. Tabii insanın gafleti, insanın aldanması. İnsan neden aldanıyor? Çünkü kendisini yeterli görüyor kendi kendine. Sağlığı, sıhhati yerinde, parası, pulu var, imkanları var. Bir sanal aldanış, bir sanal duygu, bir gaflet, aldanış. Mevla ile irtibatını koparıyor. Her şeyini ona borçlu olduğunu unutuyor. Onun kendisini rahmetiyle kuşattığını göremez bir hale geliyor. Kella innel insane leyatga. İnsan azgınlaştı. Sınır tanımaz bir hale geldi diyor ayet. Ne için? En ra'ahu istagna. Kendi kendini yeterli görüyor. Ya eyyühen nas, entümül fukara'u ilallah. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. İşte bizim Müslümanlığımız derinliği nedir? Müslümanlığımızın derinliği, bu irfani boyutu yakalamamız, acziyetimizi anlamamız, Mevla'nın rahmetiyle, şefkatiyle kuşanmış olduğumuzu görebilmemiz, bu tefekkürden geçiyor, bu tedebbürden geçiyor. Bunun tersi nedir? Bunun tersi körlüktür. Kur'an insanı bu körlükten kurtarmaya çalışıyor. Kur'an insanı bu körlükten kurtarmaya çalışıyor. Önünü ona gösteriyor. Evveliyatını ona gösteriyor. Anne rahmini hatırlatıyor. Doğumu hatırlatıyor. Ölümü hatırlatıyor. Ölüm sonrasını hatırlatıyor. İnsanın basiretini açmak istiyor. İnsanın ezberini bozmak istiyor. İnsan Kur'an'ın aydınlığından uzak kaldığı zaman bu körlüğe maruz kalıyor. İki adım ötesini göremez bir hale geliyor. Neye benzer biliyor musunuz? Sis her tarafı kapladığı zaman 2 metre önünüzü göremezsiniz. Ama güneş doğduğu zaman ufuklar aydınlanır. Her tarafı görürsünüz. Baktığınız zaman ufku, her tarafı görürsünüz. İşte Kur'an'da o güneş gibidir. Güneş nasıl karanlığı aydınlığa çeviriyorsa, Kur'an'da insandaki karanlığı, o ufuk darlığını, o körlüğü, o amalığı aydınlığa çeviriyor. O bakımdan Kur'an'ın ışığından, Kur'an'ın güneşinden, aydınlığından hiçbir zaman kopmamamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Demek ki meseleye bu açıdan bakmamız gerekiyor. Rabbim inşallah bu duyarlılığı hepimize ihsan eylesin. Evet, insan Kur'an'ın aydınlığından koptuğu zaman böyle bir körlüğe mahkum ediyor kendisini. Eski kavimler, Yahudiler, Hristiyanlar, Kur'an onların serencamını bizlere anlatıyor. Ve onların hayatından hareketle bize bir uyarı yapıyor. Diyor ki: "Ve la yekunu kellezine utul kitabe min qablu." Sizler ey müminler, ey Müslümanlar, daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmayın. Yahudiler ve Hristiyanlar, ehli kitap. Onlar ne olmuştu onlara?
فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ Uzun zaman geçmişti onların üzerinden. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Kalpleri katılaşmıştı. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ Onların birçoğu günahkar, fasık haline gelmişti. Aman dikkat edin ey ahir zaman ümmeti, son peygamberin ümmeti, onların düşmüş olduğu bu hataya sizler düşmeyin. Kur'an'a kulak verin. Kalpleriniz katılaşmasın. Duyarsız bir hale gelmeyin. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Evet. Demek ki değerli kardeşlerim, bugün Müslümanlar olarak, müminler olarak bu uyarılardan alacağımız birçok ders vardır. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi dedik ya, dersimiz Kur'an'da insan nasıl anlatılıyor? Kur'an'da insanın özelliklerinden birisi innel insane hulika helua. İnsan tatminsiz bir varlık, doyumsuz bir varlık, hırslı bir varlık, muhteris bir varlık. Koşuşturur durur, koşar durur. Dünya malı mülkü peşinde elbette ki koşacaktır. Dedik ya, biz dünyayı terk etmeyiz. Dünyada da güzellik isteriz. Ahirette de güzellik isteriz. Evet, insanın böyle bir özelliği vardır. Ama bu bahsetmiş olduğumuz hırslar, arzular, hayaller, tamahlar, bunlar Kur'an'ın potasında, vahyin ışığında sınırlandırılmazsa, dengelenmezse, kontrol edilmezse, işte insan orada kendisine zulmetmiş olur, haksızlık yapmış olur. Evet, insanın böyle bir özelliği vardır, tatminsiz, doyumsuz. Bir başka özelliği de nedir insanın? Kendisine bir kötülük, bir bela, musibet ettiği zaman ağlamaya, sızlamaya başlar. Rahmete boğulduğu zaman sağlık, sıhhat, iyilik, güzellik bunları görmez olur. Bu güzellikleri idrak edemez olur. Ama başına bir musibet, bir sıkıntı geldiği zaman Allah'a yönelir, yalvarır, yakarır, sızlar, ağlar. İşte Müslüman böyle olmaz. Müslüman her durumda istikamet sahibidir. Hakikat peşindedir. Sabırlıdır. Dengeli insandır. Mutedil insandır. Yani nimetlere nail olduğu zaman şımarmaz. Ayakları yerden kesilmez. Rabbini unutmaz. Başına bir bela geldiği zaman da ümitsizliğe, bedbinliğe kapılmaz. Karamsarlığa kapılmaz. Çünkü o Mevla'nın rahmetini her zaman umar. Evet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهِ Benim ayetlerimi inkar edenler, bana kavuşmayı inkar edenler, اُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَت۪ي Onlar benim rahmetimden ümitlerini kesenlerdir. Ama müminler böyle değil. Müminler her durumda, bütün şartların efendim olumsuz bir hale geldiği, sıkıntıların üst üste geldiği, musibetlerin üst üste geldiği bir durumda dahi Allah'a olan bağlılıklarını, ümitlerini devam ettirirler. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz diyor. Ümidimizi hiçbir zaman kesmeyiz. Nimete nail olduğumuz zaman şükrederiz. Rabbimize hamd ederiz. Secdelere kapanırız. Hamd duygusuyla dolup taşarız. Başımıza bir sıkıntı geldiği zaman bir hikmet vardır deriz. Sabrederiz. Gene Rabbimizin rahmetini ümit ederiz. Çünkü Allah ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ مَعَ السَّابِر۪ينَ Allah sabredenlerle beraberdir. وَاللّٰهُ يُحِبُّ السَّابِر۪ينَ
Allah sabredenleri sever. İşte bizim avantajımız, bizim gücümüz buradan geliyor. Bizim efendim enerjimiz buradan geliyor. Sonsuz merhamet sahibine bağlıyız. Başınıza gelen musibetler, sıkıntılar, siz bilemezsiniz diyor. Onların ardında belki de bir hayır vardır, güzellik vardır. Siz anlamayabilirsiniz. Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrul leküm. Kötü gördüğünüz şeylerde hayır olabilir. Ve asa en tuhibbu şerren ve asa en kütübe aleykümül qitalu ve huve kurhul leküm. Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrul leküm. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrul leküm. Hayır gibi görünür ama arkasında şerde olabilir. Öyleyse biz Mevlamıza bağlıyız. Sabrederiz. Ne diyor? İnne me'al usri yusra. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Başımıza sıkıntılar geldiği zaman hayat hiçbir zaman durağan değildir. Hayat değişken. Hayat değişken. Onun arkasından hayrı bekleriz, güzelliği bekleriz. İşte bizim gücümüz, bizim enerjimiz buradan geliyor. Rabbimize bağlanmamız. Ne diyor ayette? Dikkat edin. Gönüller ancak Allah'a bağlanmakla mutmain olur. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. İşte insan Allah'a bağlandığı zaman hırslı, muhteris, hayalleri ve arzuları sınırsız olan insanoğlu ancak Allah'a bağlandığı zaman huzur buluyor, mutlu oluyor. Bu neye benzer biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Bir gemiyi düşününüz. Okyanusun ortasında dalgalar bir o taraftan vuruyor, bir bu taraftan vuruyor. Savruluyor gemi. Ama gemi demir attığı zaman veya bir limana çekildiği zaman ne olur? Sakinleşir. İşte insan da Allah'a bağlandığı zaman, ona teslim olduğu zaman, ona gönülden bağlandığı zaman ruhu dinginleşir, sakinleşir, huzur bulur. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin. Kalpler, gönüller ancak Allah'a bağlanmakla, ona yaslanmakla, ona tevekkül etmekle huzur bulur. İşte insanın bugün sıkıntısı bu. İnsanın gerilimi bu. Bağlanacağı yeri, teslim olacağı merciyi bilemiyor. Ve ne oluyor? Hırslarının, kaprislerinin, hayallerinin, arzularının, tamahlarının elinde oyuncak haline geliyor. İşte insanın acısı bu. Farkına varamıyor. İnsan ancak Mevla'ya teslimiyetle huzur bulur. Ne diyor? Ve men yüslim vechehu ilallah. Kim bütün varlığıyla kendini Allah'a teslim ederse fekad istemseke bil urvetil vüthka. Sap sağlam bir kulpa yapışmış olur. Ama önce insan bu iradeyi, bu kararlılığı, bu istikameti, bu yürüyüşü ortaya koyması lazım. Yoksa bunun tersi nedir? Nefsine mahkum olmak, nefsinin zebunu olmak, onun oyuncağı haline gelmek. Nefis bir o tarafa savurur, arzular, hevesler bir bu tarafa savurur. İnsan nereye gittiğinin farkına varamaz bir hale gelir. Evet. Bunun tersi ifade ettiğimiz gibi şeytanın tutsağı haline gelmek. Arzuların, heveslerin kurbanı haline gelmek. Ve insanın şaşkına dönmesidir. Kur'an bunu şeytanın şaşırttığı kimseler olarak tarif ediyor. Çölün ortasında yolunuzu kaybettiniz. Çölün ortasında yolu kaybetmek
bir bedevi için, bir Arap için felaket. Sonuç felaket. Nereye gideceğin belli. Hiçbir işaret yok. O tarafa gitsen olmaz. Bu tarafa gitsen istikametten uzaklaşırsın. İşte Kur'an'ın ışığından, Kur'an'ın aydınlığından uzak kaldığı zaman insan adeta o çölde şeytanın şaşırttığı yolunu kaybetmiş bir insana döner. Bütün bunların kurtuluşu nedir değerli kardeşlerim? İnsan iç dünyasındaki bu iflah olmaz arzular, hevesler, kaprisler nasıl kurtulabilir? Namaz. İnnel insane hulika helu'a. İnsan evet hırslı, sabırsız bir varlık. Koşuşturur durur. Ve izâ messehu'ş şerru cezu'a. Bir felaket, musibet geldiği zaman ağlamaya, sızlamaya başlar. Ama ayetin devamında ne diyor? İllel musallin. Namaz kılanlar işte bundan müstesnadır. Hangi namaz? Öyle bir namaz ki hayatı namaza taşımayacaksınız. Namazı hayata taşıyacağız. Namazın ruhaniyetini hayata taşıyacağız. Böyle bir namaz. Huşu içerisinde kılınan bir namaz. Kurtuluşa ermemize vesile olan bir namaz. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Huşu içerisinde. Kalbin, gönlün merkezde olduğu bir ibadet. Mevla'ya teslimiyet şuuru içerisinde, bütün benliğimizde ona teslimiyet şuuru içerisinde kılınan bir namaz. İşte insanı bu kaprislerin, bu hırsların tuzağından kurtarır. Ve onların önünde insanı oyuncak olmaktan kurtarır. Kur'an ne diyor? Hafizu ala salavat. Namazınızı koruyun. Namazlarınızı koruyun. Çünkü onunla, Mevla ile olan irtibat namazda devam eder. Namaz olmadığı zaman irtibat kopar. Orada savruluruz. Farkına varmayız. Hafizu ala salavat. Namazlarınızı koruyun diyor. Bir başka ayette de فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاءُ السَّلَاةِ Eski kavimlerden bahsediyor. Onlar namazı zayi ettiler. Namazı zayi ettikleri için, ihmal ettikleri için şehvetlerinin, arzularının, hırslarının tutsağı haline geldiler. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاءُ السَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Sonu felaket. Allah muhafaza buyursun. Öyleyse değerli kardeşlerim, demek ki namazı zayi etmek, insanlığı zayi etmek, namazı zayi etmek, kulluğu zayi etmek, namazı zayi etmek, ahlakı zayi etmek, erdemli bir hayatı zayi etmek. Evet, Rabbim bu duruma düşmekten bizleri muhafaza buyursun. Demek ki değerli kardeşlerim, namazı huşu içerisinde kılacağız. Hayatı namaza taşımayacağız. Hayatı olduğu yerde bırakacağız. Huşu bu demek. Mevla'ya bütün benliğimizle yürümek, yönelmek. Ve o ruhu hayata taşıyacağız. O huşuyu, namazın amacı bu. Namaz, insanda bozulan kulluk ayarlarının yeniden yapılması, kulluk ayarlarının yeniden düzenlenmesi değerli kardeşlerim. Günde 5 vakit neden kılıyoruz? Neden 5 vakit namaz kılmak mecburiyetindeyiz? Ayarlar bozuluyor. Parazitler, zihinde gönülle, şeytani parazitler, heva ve hevesler, kulluk hedefimizden, Allah rızasından bizleri uzaklaştırıyor. Öyleyse günde 5 vakit namazda biz bu kulluk ayarını yapacağız. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Rabbim bu duyarlılığı hepimize ihsan eylesin.
namaz şuurunu. Hani Hazreti İbrahim'in duası. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti. Böyle dua ediyordu Hazreti İbrahim. Beni ve çocuklarımı namaza daim olanlardan eyle. Hem bunun için çalışacağız, hem de yani çocukların eğitimi, hem de bu konuda elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Rabbim bu duyarlılığı hepimize ihsan eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.